Herkese merhaba. Bugün tek bir hareket üzerine çalışacağız. Floor jump teknik. Yani yerden ayağa kalkarken yapacağımız bir sıçrama tekniği üzerine çalışacağız. Eğlenceli bir hareket ama çok fazla tekrar istiyor. Ne kadar tekrar ederseniz o kadar iyi yapacaksınızdır. Bu arada bana çok fazla soru geliyor. Özellikle Instagram üzerinden. Sadece video veya çalışmalar üzerine değil, ayrı olarak işte beslenme üzerine, çalışma aralığı üzerine gibi. Bunlar sürekli kendini tekrarlayan sorular. Bir sonraki videomuzda bunların hepsine bir cevap vereceğim, bir video çekeceğim. Herhangi bir sorunuz olursa video ile ilgili veya genel olarak bana yorum kısmından veya Instagram'dan Kuzey Vedat Korkmaz hesabından yazarak sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınıza dönüş yapmaya çalışıyorum. İsterseniz şimdi yapacağımız çalışmayı izleyelim. Daha sonra nasıl yapacağız onu göstereyim. Evet arkadaşlar, hazırsak hemen başlayalım. Görümü kendi soluma doğru çeviriyorum. Yine saat örneği verecek olursak size baktığım taraf saat 12. Benim sağ tarafım saat 3, sol tarafım saat 9, arkam saat 6 olarak düşünürseniz yön konusunda da herhangi bir zorluk çekmemiş oluruz. Şimdi ayaklarımın ikisini de ön tarafa doğru uzattım. Aralarında yaklaşık bir karış kadar bir mesafe var. Birbirlerine tamamen kapalı değiller. Kendime doğru da çektim ayaklarımı. Burada yapacağım sıçrayışta şöyle bir şey olacak. Benim kullanacağım ana kolum sağ kolum. Yani sağ kolumdan destek olarak bu sıçrayışı yapacağım. Bu sağ kolumda kuvvet alırken de benim itici gücüm de sol bacağım olacak. Yani sol bacağımı atarak bir kalkış yapacağım. Şimdi harekete geçmeden önce biraz hem kendimizi ısındırmak için hem de harekete alışmak için yapmanızı istediğim şey şu. Bu sağ kolumuzu birazcık güçlendirmemiz gerekiyor. Yani ne kadar vücudu esnetir, ne kadar güçlendirirsek hareketi de yapmamız o kadar kolay olacaktır. Bunun için hareketin tamamından önce parça parça gideceğiz. Yani bir level koyacağız, daha sonra diğer, en sonunda bitirmiş olacağız. Baştan söylemiştim ne kadar tekrar ederseniz o kadar iyi olacak diye. Bu levelleri de tekrar ede giderseniz sizde bir refleks haline dönüşecektir hareket ve çok daha kolay, çok daha eğlenceli bir hal alacaktır. Şimdi yapmanızı istediğim şey ilk önce şu. Ben sağ elimi koydum. Yaklaşık kalçamda bir karış kadar yukarıda güç alabileceğim bir noktada. Parmaklarım şu anda saat 2 yönünde gibi. Ve ben burada dirseğimi sürekli kullanacağım. Tamamen kolumu hiçbir şekilde düz tutmayın. Kolumu çok fazla sıkmayın ki sürekli bu kolum beni atabilecek şekilde esnesin, oynasın. Şimdi sol kolum boşta. Bu sol kolum boştayken de bunu vücudumu yukarıya doğru atmak için yukarı kaldıracağım. Boşta olan kolumu. En başta yapmanızı istediğim şey şu. Sağ kolumdan kuvvet alarak kalçamı da yukarıya doğru atıyorum. Yani bir çek, bir çek, bir çek, bir çek, bir çek. Şimdi bunu bir süre tekrarlayacağız. Bu tekrardan sonra benim ikinci levelim, yani bundan sonraki ikinci levelim kalçamı burada yukarı doğru atarak iki ayağımda yerden kaldırmak. Çünkü buna benim kendimi alıştırmam gerekiyor. Aynı şekilde koluma da kendimi alıştırmam gerekiyor. Sürekli esneyecek, gidecek. Yani istediğim şey yine burada sol kolum yukarı kalkarak bir, çıktım. Tekrar, çıktım. Tekrar, çıktım. Tekrar, çıktım. Buna kendimi alıştıracağım. Bu arada şunu hatırlatayım. Her düşüşünüzde ayağınızı üç bölmeye ayırın. Parmak ucu, yarım taban, topuk. Burada düştüğünüzde topuk kısmınız değil de yarım taban üzerine düşün. Daha sonra topuk gelsin. Bu hem sizin yaylanmanıza yardım edecek. Hem de daha dengeli bir şekilde kalmanızı sağlayacak. Hem de daha estetik bir duruş sağlıyor size. Şimdi tekrarlıyoruz. Aynı şekilde devam ediyor ikinci devrimde. Kalçamı yukarıya doğru atıyorum, vücudumu yukarıya doğru atıyorum. Sağ kolum burada benim iten güç kalçamla beraber de yukarıya doğru sıçrıyorum. Devam. Attım. Attım. Şimdi bu benim ikinci devrimde. Üçüncü devrimde geçerken de şimdi bacaklar birbirinden ayrılıyor. Yani ben
hangi bacağımı kullanacağım? Burada ters bacak kullanacağım ilk başta bu hareketimde. O da sol bacağımı kullanacak. Yani sol bacağımı atarak mı kalkış yapacağım? Burada sağ kolumu kullanıyorum, sol bacağımı kullanıyorum. Ben yukarıya doğru kaldırdığımda üçüncü lira şöyle düşünün. İlk önce ayağım gitmesi gereken yere bulsun. Yani ben yukarıya doğru kalktığımda şöyle düşünün, ağırlığı sağa verdim, atıyorum. Sol ayağı attım, yerine çektim. Bitirdim de bu pozisyona geleyim. Şimdi burada bir sıçrayış yok ama dediğim gibi vücudumun gitmesi gereken yolu ilk önce de öğrenmesi gerekiyor. O yüzden sıçramadan önce her defasında yukarıya doğru gittim, sol, sağ hareketi yaptım. Her atlayışımda artık vücudumu da ezberledikçe bunu daha yukarı, daha sıçrayarak yapabilirim ben. Üçüncü atışım, atladım. Ve sonra devam ediyorum sürekli. Buradayım. Atladım. Her yaptığımda ayaklarımı birazcık daha yukarı kaldırabiliyorum. Bu her yaptığımdan kastım, ben bu hareketi yapabildiğim için bu şekilde gösteriyorum ama bu şöyle bir şey olacaktır belki. Siz 100 defa yapacaksınız. 101'de artık birazcık daha geriye gidecek. Aynı şeyi belki 100 defa daha yapacaksınız, artık 200'de daha yukarıya doğru gidecek. O yüzden ne kadar fazla yaparsanız sıçradığınız mesafe de artacaktır. Hareketi yaparken harcadığınız enerji de daha azalacaktır. Çünkü artık vücudunuz o hareketi yapacak hale gelecektir. Şimdi tekrar gösteriyorum. Bu noktadayım. Üçüncü hareketi. Burada bir de şunu dikkat edelim arkadaşlar. Göğüs kısmınızı kendi içinize doğru çekmeyin. Yani hareketi yapacağım zaman da göğsümü yukarıya doğru, ileriye doğru, gideceğim yere doğru atıyorum ki vücudum da onu takip etsin. Çünkü burada sadece ayağımı atarsam zaten ya dengem bozulur ya da yukarıya doğru zaten çıkamam. Kapalı dururum. O yüzden geniş duracağım yukarıya doğru çıkarken. Kolunuzu saklamayın. Kolunuz şu an sizin dengenizi sağlayacak olan aracınız. Buradan tekrar alıyorum. Sıçrayış. Yukarı doğru kaldırdım. Attım. Bitirdim. Her defasında yukarıya doğru kalkarak sürekli devam. Atladım. İlk başlarda yaptığınızda şöyle bir şey söyleyeyim. Çorapla yapacağınız zaman ayağınız birazcık kayabilir. Ben mesela genelde bu tarz şeyleri yanına yapıyorum. Fark etmez, birkaç defa deneyin sadece çorapla. Bir bu. İkincisi de şöyle bir şey söyleyeyim size. Her zıpladığında insanlar böyle yerden güm gibi ses çıkar, onu çıkartmamaya çalışın. Yani siz yukarıya doğru zıpladığınızda benim şu andaki kolumda olan bu esneme bacağımda da olması gerekiyor. Yani yukarıya zampiye düşmüyorum. Düştüğümde de aynı esnemeyi, yani kolumdaki o esnemeyi bacağımda yapıyorum. Yukarıya doğru attım. Dizlerim kırık. Ben kendimi esnettim. Daha sonra yukarıya doğru kalktığımda düzeltiyorum. O yüzden eğer her zıpladığınızda böyle yerden güm gibi ses geliyorsa orada bir yanlışlık vardır. Veya yanlışlık demeyelim, ona bir eksiklik var. Eksiklikten kastım da şu, yanlışlık, hareketin zaten tamamen yanlış olması. Eksiklik, işte gücünüzün yetmemesi, vücudunuzun henüz hazır olmaması gibi. Eksik olduğunuzu düşündüğünüz durumlarda devam edin. Yani yapmaya devam edin. Yanlışlık yoksa eksikliği gidermek için en iyi yolumuz bizim tekrar, tekrar söylüyorum bunu. Ne kadar tekrar ederseniz o kadar iyi olacak. Şimdi bunu tekrar alıyorum ve bitiriyorum. Sağ kolum bu noktada. Birinci aşamamız neydi? Yukarı kaldır, indir. Kaldır, indir. Kaldır, indir. Bunu belki şu anda ben 3-5 defa yapıyorum ama siz bence bunu belki dakikalarca tekrarlayın. Yani oturduğumuz yerden de tekrarlayın. Sürekli belki yani başka bir şeyle ilgilenirken de tekrarlayın ki bu alışsın. İkinci emrimiz neydi? Yukarıya doğru. Vücuda at, 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 at. Üçüncüsü ayağın gideceği noktayı öğren. Sol ayağını attım, döndüm. Tekrar attım, döndüm. Dördüncüsü artık yapacağımız şey
Direkt zımba. Bitir. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herhangi bir sorunuz olursa bana yorum kısmından veya Instagram'a kuzeyvedatkorkmaz hesabından ulaşabilirsiniz.